cırtlık cırtlık paylaşıyorum. Millet bu kaça falan demeye başladı. Ay dedim ki Gökhan ya, millet fiyat soruyor. E ver dedim. Evet. Hadi ya falan derken ben oradan kaşık satmaya başladım. Bak şimdi yani, hiç bak, hiç hesapta olmayan, hiç hesapta olmayan bir şey bu. Ondan sonra ben seramik kaşık, seramik bazı işte objeler, saksılar, fincanlar, şunlar bunlar falan, seramik yapmaya başladım. Ve bayağı Bodrum'da da işte sen de geldin gördün. Evet. Şimdi fırın, atölye bilmem ne falan seramik yapıyorum. Ama sadece de bunu yapmıyorum. Yine böyle dünyayı fır dönüp gezerken, dünyayı ve Anadolu'yu gene storylerde paylaşıyorum. Kardeşim oradan da gören böyle arkadaşlar, Nur bizi de götür, Nur bizi de götür. Ya Nur, ne Nur bizi de götür? Al biletini git yani, nereye götüreyim ben seni falan. Ay o kadar çok Nur bizi de götür oldu ki, götürüyorum ulan dedim, hadi bakalım buyurun. Evet. Ondan sonra işte bir Hindistan turu, birkaç böyle Mardin, Güneydoğu turu falan derken, bu Mardin'e gele gide, gele gide, işte Mardin'le oldum yani. Öyle İşte dedim. Mardin. Bak şimdi benim en tabii çok merakımı çeken bu nokta. Yani Mardin nasıl oldu? Orada... Şimdi yerleşik bir düzenin var değil mi Mardin? Evet, kendi evimdeyim şu an Mardin'de. Şimdi sen evindesin. Hı. Evet. Buna nasıl karar verdin? Hani tur götürürsün, gezmeye gidersin. İşte orada gayet güzel kalabilecek yerler var. Biz de bir iki gittik Mardin'e. Mardin'de git bitmeyecek bir yer tabii. Şimdi evet. Biz Nur'la bir planımız var. Nisan'da inşallah. Nisan gibi, evet, ona böyle bir tur düzenleyecek inşallah. Ama tabii böyle gitmeler gelmeler olur da yerleşmek öyle çok hadi ince verilecek bir karar değil. O nasıl oldu Nurcu? Ben sana az önce de söyledim ya, ben yarı bilinçli bir insanım. Yani yarı baygın, yarı bilinç. Yarı sanki, baygın. Yarı ayık. Anlatabiliyor muyum? Evet. Benim galiba hayatı yaşayış tarzım yarı sarhoş, yarı ayık. Çünkü az önce anlattığım bu Gümüşlük'teki bahçe ve ev de bunun gibi bir şey. Şimdi ben, grup gelecek buraya Mardin'e bir vakit. Şimdi Murat Anmungan doğduğu evi Mardinli bir şair ve yazar olarak. Aa, Mardinli mi? Bak ben bunu bilmiyordum. Tabii. Evet. Murat Anmungan'ı özellikle Mardin'de geçen çocukluğunu anlattığı çok değerli kitapları var. Şimdi orada böyle büyüdüğü yeri falan anlatıyor. Fakat doğduğu yer var bir de. Ben dedim ki dur şu yeni gelen gruba ben bunun doğduğu evi bir bulayım da göstereyim. Şu an benim oturduğum Savurkapı Arap Mahallesi denen Sakıp Sabancı Müzesi'nin hemen alt sokağında. Ha oradasın yürüyorum. Sen biliyorum Sabancı Müzesi'ni. Ha onun alt sokağındayım. Evet. Şu an yani oradayım. Ben orada hayal ettim. Anladım. Şimdi bak bu yolda yürüyorum. Evi arıyorum. İşte biraz da soruyorum falan. Tabii etrafa da böyle bakınıyorum yani yürürken. Kadının birine çamaşır asıyor. Buranın çamaşırı bitmez anam. Bu Mardin'de kadınlar her gün çamaşır yıkar, her gün çamaşır asar. Bak şimdi ya, bu da enteresan bir tespit. Bitmez. Hiç hayatımda duymadım. Niye sence? Çünkü çok kalabalık aileler ve ondan bir evde 40 kişi vardır falan. Gene bir çamaşır asıyor. Ben de böyle bakıyorum avel avel. Dedi ki, eve mi bakıyorsun? Hayır dedim ya. Şu dedi bizim dedi satılık eve. Yok bacım dedim, ne satılık evi dedim. Ben başka bir şey arıyorum dedim. Bak şimdi bak, ya çamaşırı asarken. Tam o sırada başka bir genç kadın çıktı evin önüne. Dedi ki abla. He canım dedim.
eve mi bakıyorsun dedi. Ya yok anam eve falan baktığım yok. Bunlar verecek sana bu evi anlaşıldı. Eve bakıyorsan anahtar bende dedi. Bak şimdi. Ondan sonra ulan dedim aç da bakayım ya eve aç da bakayım. Bu kadar ısrar kıyamet tabii. Eve mi bakıyorsun? Eve mi bakıyorsun? Arbil Hanım. Halıyı arkadaki, mı sevmişsiniz canım? Evet halıyı sevmiş. Bak şimdi, insan. Arbil Hanım bu halıyı şeyden aldım ben. Ebu Burak'tan. Ebu Burak da Yüksel bir hem bakır ustası hem de masal anlatıcısıdır. Bak şimdi. Ve cam altı yapar. Şahmarancı. Ama niçin tavus kuşlu? Evet bak özel midir hikayesi derken tam onu anlatıyor ha. Şimdi Nur. Ha. Vallahi bu iki tavus kuşu arkada da bir saray. Bunların bir hikayesi olduğunu sanmıyorum. Varsa da bilmiyorum. Ama benim bunları evin baş köşesine koyma amacım hem duvar halısı Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da da, Doğu Anadolu'da da çok yaygındır bilirsiniz yani. Tabii. Anadolu evlerimizde yıllarca bu duvar halıları vardı. Benim anneannemin evinde de tabii, çok güzel iki duvar tabii, halısı vardı. Var. Evet. Yani olmayan ev yoktu neredeyse. Tabii. Benim tavus kuşu olan duvar halısını buraya asma sebebim biraz buradaki ezidilere saygı olmak maksadıyla. Çünkü tavus kuşu ezidiler için kutsaldır. Benim burada ezidi dostlarım var. Değerli bir kültür olmakla beraber çok büyük tehdit altında da bir inançtır. Benim tavus kuşlarını buraya koyma sebebim biraz onlara vay olan canına. Şeyinden. Bak Eda Hanım diyor ki Eda Tombakoğlu Mardin'de diyor tam da orada tanışmıştık sizle diyor Nur. Hatırlıyor musun Eda Hanım'ı? Eda ay hayır Ersin, hatırlayamadım Eda Hanım'ı. Tombakoğlu. Hatırlatacak bir şeyler yazar belki o arada. Biz de şey yapalım. Ne oldu? Eve kapıyı açtı mı kadın? Ah dur yarım kaldı. Evet. İkinci hatun da çıkıp abla eve mi bakıyorsun? Anahtar bende var deyince aç ulan dedim. Aç kapıyı evi göreceğim. Bütün dedim ne evmiş bu? Açtılar kapıyı ben eve girdim. Bu ev. Evet şekerim bu ev. Bu ev evet. Eve girdim. Bu ev şöyle bir ev. Yani Mardin'de çok muazzam evler var. Konaklar. Burası öyle bir ev değil. Taş yani. Konaklar da bu Katori taşı derler. Sarı renkli bir taşı vardır buranın. Bu ev de Katori taşı. Fakat burası o kadar varlıklı bir ailenin olmadığı besbelli. Sen anladın onu Murat. Tam bu evi aldığım gün şimdi yayında görüyorum. Evet. Murat çok değerli bir mimar ve eski yapıları güne kazandıran bir anlamda restorasyon yapan değer. Şimdi de Ayvalık'ta benzer işler yapıyor. İstanbul Üniversiteli. Mardin'de iş yapıyor. Murat'ı gördüm. Dedim ki Murat gelsene Allah aşkına şu eve bir baksana. Ne olur bu bak evi. Ya şimdi bakar mısın Nur? Sen orada Murat Han Munga'nın evini bulayım da işte şu misafirlere de gezdireyim derken al bakalım başıma ne çıkardı hayat bak. Karşına. Evet ay, başına arada, gelene bak. Mesela bak ben bu evi alıyorum da mesela Murat gibi bir mimar millet hani böyle şeyle fenerle arar pıt diye ay, karşına ben, çıkıyor. Murat bir gelsene diyorum. Aa tabii diyor geliyor ve bana burada böyle 3 tane tespit öneri o 3 önerisiyle bu ev bambaşka bir şekle dönüyor. Peki ben ondan da geçtim. Ulan sen bu evi aldın. Sen Mardin'de inşaatı kime yaptıracaksın? Ay evet yani Nur gerçekten ne alaka yani şimdi? İşte bu hayatı yarı sarhoş yaşamakla ilgili bir şey. Bak gene başa dönüyorum ya. Evet. Anladın evet. mı? Anladım. Yani çok iyi anladım valla ben seni. Bilinçle yaşıyor olsam Yüksel derim ki lan Mardin'de ev alınır mı? Alınırsa ne yaptırılır?
Kaç ay evet. yaptı? Bir düşünür yani insan. Benimki yarı bilinçli olduğu için benim yaşam tarzım. Ay çok abi, tatlı ya. Benim de böyle lap diye önüme geliyor. Mimar da lap diye karşıma çıkıyor. Karşına çıkıyor. Ondan sonra, ulan bu evi aldık iyi tamam, Murat da bir akıllı fikirli laflar etti de kim yapacak bu evi dediğimizde evet. lap diye o da önümüze geliyor. Ve biz bu evi, bu ev küçük bir ev. Yani iki oda, bir banyo, öyle bir ev işte. Fakat gene evet. de bir iş kardeşim, bir kere eski. Olmaz mı? Ve burada biz bir sürü duvarı yıktık, kırdık falan, böyle eve değişik bir hava verdik. Yine de bütün bu işler bir ayda bitti, bir ay. Ay inanmıyorum ya, gerçekten olacak şey değil. Ay bir kere ne lüzum var? Hadi o. Ay evet yani ne lüzum var? Ne bak, lüzum var? Otur. Ne lüzum vardan? Al sen bir ay içinde geldin. Evi de yaptın, yıktın. Ben inanırım senin bir ay içinde bütün bu duvarları falan yıktırıp yeniden. Ben senin Bodrum'daki evini gördüm çünkü. Vay arkadaş ya. Yani, ama ben çok şahane bir şey bu anlattığın Öykünur. Valla pek ben, heves ettim de, ya. Bence de güzel bir hikaye. Çünkü böyle anlatırken bir kez daha kendim de dinliyorum. Hikaye hoşuma gidiyor. Şimdi bu evi yaptık. Ondan sonra ben tabii bu hayatı küçültme gardınızdan durum dili olsa da anlattı diyor. Bir de bahçe hikayesi var. Yani. ben bu evi bu yaşam yani shift ederken yani bu hayatı böyle oradan o tarafa U dönüşü falan yaparken evler, ofisler bilmem neler böyle bir sürü eşyalar halılar, kilimler, ıvırlar, zıvırlar falan pek çoğunu sattım, verdim ama böyle bir gene de elimde bir şeyler kaldı. Kalmıştır tabii. Onları buraya kargo yaptım Mardin'e ve onları yerleştirdim. Sonra gittim işte eşten, dosttan, buradan burayı anlatan, ifade eden bazı şeyler aldım, koydum falan. Fakat böyle koltuk, kanepe, sandalye falan böyle şeyleri Mardin'de bulamazsın kardeşim. Vay canına. Var ama bana uygun değil, zevkime uygun değil. Nerede evet. bunları internette araştırıyorum, fayans mayans falan. Hepsi Diyarbakır'da. Şimdi bak senin bu yarı bilinçli arkadaşın Diyarbakır'a gitti. Tamam mı? Fayans almaya mı gitti? Evet. Herkes orada fayansı Diyarbakır'dan mı alıyor? Sadece Mardin'de fayans, yaşayanlar. Sadece fayans değil de koltuk. Tabii hani, de yani hani. Falan. Evet. Diyarbakır'a gittim. Giderken dedim ki Mardin'deki arkadaşlarıma, ben dedim Diyarbakır'a gideceğim. Orada dedim kim var ki dedim beni mihman edecek. Var dediler arkadaşlarımıza. İyi arayın o zaman dedim. Aradılar. Heh. Ethem diye bir arkadaş. Ethem'le evet. buluştuk falan. Çünkü Diyarbakır'ı bilmiyorum. Tamam mı? Ethem dedim önce bana bir otel ayarlayalım. Mümkün değil dedi, otelde kalamazsın dedi. Yapma ya, nerede kalacağım dedim. Bizim dedi kızlar var dedi. Bekar ev var dedi. Orada kalacaksın dedi. Hadi i̇şte yapma. Bu. Ben abicim 3 tane kızla bir bekar evine girdim. Bunlar Allah'ım. Çalışmıyor mu? Lan kızım diyorum, bana bir giren çıkan yok. Siz daha bekarsınız, bak çocuğunuz olmayacak lan bu soğukta. Ben bir kişi anam götümüz donuyor evde. Gittim 3 tane 4 tane sıcak su torbası aldım. Dedim ki alın şunu, bir tanesi de bana, kaynar suyu dolduralım. Hiç olmazsa dedim gece yatakta yorganın altına atıp ısınalım lan, donacağız evde yok. Peki nasıl yaşıyorlar o vaziyette, o soğukta orada? Kalorifer genç ulan, onlara bir şey olmaz. Evet. Ya. Kalorifer yapıp doğalgazın bağlanmasını bekliyorlar. Ha daha öyle bir problem. Ha, öyle bir evet. şey bekliyorlar. Yani evde evet. kalorifer var da doğalgazın bağlantısını sorar. Neyse anacığım, biz orada yok Vivense, yok bilmem Koçtaş, yok bilmem nenin nesi. Fayans, koltuk, kanepe, tencere, tabak, onları aldım.
Bir ya bütün bunların işte. Hiçbirisi Mardin'de senin keyfine göre yok demek yok. Ki yani. Hayır. Yok anladım. Yok. Evet. Mardin'de benim keyfime göre başka şeyler var. Ama bunlar evet. yok. Yok. Evet. Bunları aldık, bir kamyonete yükledik, eve gönderdik. İşte lap 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 onlar geldi kondu. Ama benim yani Diyarbakır maceram da ayrı bir macera. Onu başka zaman anlatırım. Evet. Ondan sonra geldim buraya kuruldum. İşte kaldım aylarca. Ne gülüyorsun? Ne kadar artık? Zaman oldu Nurcuğum? Ne zaman? Ne kadar? Ne zaman? İki yıl mı oldu? İki yıl. Evet. Ondan sonra pandemide de buradaydım. Yani o pandemi yeni başlamıştı. Ben daha işin ciddiyetinin farkında değildim. Hepimiz lan, biraz geç kavradık. Kuş gribi falan diyordum. Sonra bir gün burada oturuyorum evde. Benim tam arkamda da şey var, cami. Bugün hatta Instagram'da da paylaştım. Sıptı Rabbiye Medrese, Külliye ve cami. Önemli bir camidir. Hatta Hazreti Muhammed'in ayak izi olduğuna inanılan bir de taş parçası vardır orada. Evet. Gelirsen götürürüm seni de. Tamam. Yani önemli bir yerdir. Neyse. Burada küçük yerlerde bizim Bodrum'da da öyledir. Hala bütün anonslar camiden yapılır. Ondan sonra koca çıktı minareden. Şeyi anons etti. Hilton Oteli'nde Covid vakası çıktı dedi. Tam kulağımın dibinde. Aa dedim, Mardin'e geldi mi lan Covid? Ertesi gün biletimi aldım, İstanbul'a gittim. Zaten ondan sonra da o lockdownlar başladı. Yani ben gittim herhalde 3-4 gün sonra. Ondan sonra işte 3-4 o ay süreci İstanbul'da geçirdim. İstanbul'da kaldım. Haziran'da da seyahat rahatlığı gelince de oradan da işte atlayıp tekrar Gümüşlü'ye, Bahçe'ye gittim. Yani tam bir yıl olmuş Mardin'e gelmeyeli. İşte dün öğleden sonra fırsat dedim. Kalktım buraya geldim. Nasıl özlemişim Mardin'i. Bak görüyor musun? Senin ya. Mardin'e geliş gününde. Valla ben Mardin'e ilk gününde bu sohbeti yapıyoruz. Olmuş. Şimdi böyle dönüp baktığında Nurcuğum, hani o kırılma noktası, işi bırakman, başka bir mecraya akman, Gümüşlük burası. Nasıl? Çünkü çok az bir zamanımız kaldı. İşte bu sınırlı zamanda böyle oluyor. Nasıl görüyorsun geldiğin noktadaki Nur'u? Yani memnuniyet demeyeyim de yani nasıl buluyorsun içinde bulunduğun noktayı, nasıl değerlendiriyorsun? Bu biraz kazık bir soru ya. Kazık, ben en zor soruyu en sona sana bıraktım. Evet. Yani nasıl buna cevap vermeli ya? Şimdi ben dışarıdan bakıldığında böyle çok sosyal falan görünen bir insanım. Bunun sebebi insanlara çok açık olmam herhalde. Ama özünde sosyal biri değilim. Yani benim kendimi en iyi hissettiğim alanlar yalnız kaldığım, yalnız olduğum alanlar. Şimdi benim ya bir kere corporate dünyadan koptuğum için her gün 1000 kere şükür ediyorum. Bir kere değil. Yeliz canım benim. Yeliz de benim corporate dünyadan tanıdığım birisi. Ne tatlı. Tabii bağlar kopmuyor sonuçta yani. Evet evet. Çok güzel dostluklarım. Ne güzel. Oldu. Tabii. Hala da devam ediyor. Tabii. Şimdi o dünyadan ayrıldığım, koptuğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hele ki bu yeni dünya düzeninde. Ama benim bu U dönüşünü yaparkenki temel arayışım kendi yaratıcılığımı yeşertmek. Sevgiyle Firdevs. Ve
vahdet bilinciyle hareket etmek diyelim, birlik bilinciyle hareket etmek idiyse, daha onun neresindeyim onu bilmiyorum. Bilmiyorsun. Yani benim arayışım bitmedi. Ez cümle ben sana anladım. Ama bence de belki de zaten şimdi içinde bulunduğun durumun belki de güzel tarafı da bu. Yani bunun bitmesi, hani işte tamam buydu noktası, zaten de pek de gelmek istenilen nokta değildir herhalde, değil mi? Yani o arayışın sürmesi bence biraz da hayatı daha hani hareketli demeyeyim de heyecanlı kılıyordur belki bu anlamda. Yani daha bakalım neler yaşayacaksın. Bak, Murat Anmunga'nın evi sana Mardin'de bir şey açtı, hayat açtı. İşte belki yarın ya da işte birkaç zaman sonra başka heyecan verici bir şey olacak. Bu ille heyecan arama anlamında değil ama zaten bütün heyecan güzel tarafı bu. Kesinlikle çok iyi anladım ama hani böyle çok da duran, artık çok da oldu bitti, tamam buydu gibi bir noktaya da daha henüz sanıyorum değil senin yaşadığın şey. Yani işte şimdi bir yandan bakacaksın. Şimdi bu oldu bitti buraya kadarmış. Yani aslında bu şeyi yani hani yolun sonu, yaşlanmak, elini eteğini çekmek falan gibi sound eden bir şeyse ben böyle bir şeyden söz etmiyorum. Ancak İslam mutasavvıflarından Sühreverdi'nin bir lafı var. Aramayla bulunmaz, aramadan olmaz diyor. İşte. Şimdi bu böyle bir paradoks gibi kulağa gelen ama bence çok derin bir tespit. Ben aradığım şeyin aramakla bulunmayacağını biliyorum. İşte aslında sen tabii senin yaşam biçimine çok uygun bir şekilde benim temin söylemek istediğim işte bu, belki de özet olarak buydu Nurcuğum. Sen bunu doğru bir şekilde ifade ettin. Ben çok keyif alarak dinledim seni. Başlangıçta da söylediğim gibi belki bir sürü insanın hayatında yapmak isteyip de bir türlü o noktayı aşamadığı bir şeyi halletmiş olmak belki senin içinde bulunduğun durum. Çok belki dediğin gibi bu hani yarı sarhoş hayat bu seni bilinçli getirmedi belki buraya ama hepimizin belki birçoğumuzun da çok özendiği bir şey Nurcuğum. Yani belki, evet. Değil mi? Evet, yani bu katı şeyleri, duvarları, bu zincirleri, bizi tutan şeyleri bir şekilde işte bir kenara koyup daha işte belki biz de bu bilincin birazını bir yok edip yapmak istediğimiz şeyi sen hayata sanki geçirmişsin. Ve buradan çok iyi gözüküyor. Umuyorum böyle de gidecek, umuyorum değil böyle de gidecektir. Ve bence çok yakışmışsın şimdi içinde bulunduğun duruma, Mardin'e. Çok keyif aldım ben seni dinlerken. Çok da aşağı yukarı tahmin ettiğim şeyleri duydum senden ama bu gelişme, oralara geçiş hakikaten çok ipuçları belki de verdi bize de. Çok zamanın sonu maalesef. İyi ki de katıldın Nurcuğum. İyi ki de davet ettin. Akşam ya akşam. Evet, vallahi hem özlemiştim hem gerçekten bu öykü hepimize çok belki dinlediğimiz için iyi gelecek. Belki kaçıranlar oldu. Girip çıkanlar oluyor yayına. Ben onları takip ediyorum ama asıl bundan sonra daha çok izleniyor. Niye dersen bu saatlerde devamlı bu karşısında oturamayabiliyor insanlar Instagram'ın ama şimdi bu yayın hemen benim sayfama düşecek. Oradan da biz bunun Ruh Sanat YouTube'a yükleyeceğiz. Lütfen kaçıranlar izlesinler. Gerçekten Nur Başnur bize çok şahane bir öykü anlattı. Ben dinlerken çok keyif aldım, çok heves ettim. ve gerçekten seni tanıdığıma bir kere daha çok
mutlu oldum. Burada beraber olmaya da çok mutlu oldum Nurcuğum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum beni hatırlayıp buraya davet ettiğin için. Ne demek? Benim açımdan da çok keyifliydi. Çok güzeldi ve belki biz gene bir zaman sonra sen işte Gümüşlük'te bahçeyi çapalarken evet. Aa, veya tabii. Hayatın seni alıp götürdüğü başka bir şehirden bize belki yeniden bağlanırsın. Bahçeden bahçeden yapalım, bitkilerle bahçeden beraber. Bahçeden yapalım. Olur, evet. Olur. Evet. Keyifle. Bu arada da gerçekten şunu da tekrar söyleyeyim. Nur Mardin'e turlar da düzenliyor zaman zaman. Çok özel böyle kapalı turlar. Çünkü orası artık onun çok iyi bildiği bir bölge. Biz nitekim Nisan ayında böyle bir şey yapmak için de sözleştik. Niyet ettik. İnşallah hayata geçireceğiz. Nurcuğum tekrar çok teşekkür. Tam süreyi bence çok keyifli geçirdik. Bir daha konuşuruz. Görüşürüz. Bir daha görüşürüz. Tamam. Çok kolay çok gelsin. Sevgili. Öpüyorum. Sarılıyorum. Görüşmek üzere. Eyvallah. Diyorum. Hoşça kal. Herkese selam, sevgi. Evet, çok eyvallah. Teşekkür. Çok hoşça teşekkür. Kalın. Hoşça kal.